Çatı çöktü. Mardinliler sabah bu görüntüyle uyandı. Yılın ilk karıyla tanışanlar gözlerine inanamadı. Malatya'da eğitim gören Somalili öğrencilerin heyecanı başkaydı. Hayatlarında ilk kez gördükleri kar onları şaşırttı. Onlar da bu güzelliğin tadını kar oynayarak çıkardı. Kar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Okullar Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki, Mardin, Muş ve Zonguldak'ta bir gün tatil edildi. Ve meteoroloji açıkladı. Kar batı bölgelerini terk ediyor. Lodos kapıda. Marmara bölgesinde soğuk hava Lodos'ta ısınacak. Cuma günü termometreler Bursa ve Balıkesir'de 11, Yalova'da 13 dereceyi gösterecek. Artık onların da başlarını sokabilecekleri sıcak bir yuvaları, içecek sıcak çorbaları var. Ankara'da evsizler sokaklardan toplandı, misafirhaneye yerleştirildi. Hava buz ama biz sıcaktayız. Bazen parktaki bir bank, bazen hastanelerin acil servisleri, bazen de otobüs terminalleri oluyor onların evleri. Az kalacaktık, aç. Sokaklarda yatacaktık, köpek gibi ezilip gidecektik, yok işte. Ankara Valiliği onların bu feryatlarına bu kışta duyarsız kalmadı. Sokakta kalan kimsesizler bir bir tespit edildi, hepsine ulaşıldı. Geçen yıl başlatılan kimsesizlerin kimsesi olma projesi kapsamında yaşları 19 ila 70 arasında değişen 135 evsiz ve kimsesiz daha Ankara'nın dondurucu soğuklarından kurtarıldı. Ben kendim 25 senedir dışarılarda yatıyorum, sokaklarda yatıyordum. Zamanında ben bu garajlarda yatarken uyumuşum. Uyurken hani burada tanımıyorum tabii. 3 kişi geldi. Bizim dedi valiliğin dedi yeri var dedi. Orada dedi yatmak ister misin dedi. Tabii ki dedim Allah'ıma çok şükür daha yeni bir yumuşak yer göreceğiz dedim. Ya. Bir yumuşak yatak ne demek ki görmüş dedim. Ulus'ta bir misafirhaneye yerleştirilen kimsesizler için artık kış ayları daha keyifli. Hem sıcaktalar hem de 7 gün 24 saat gözetim altındalar. Dünyayı gezen bir insanın pasaportu cebinde. 60 sene görmediğim ülke kalmadı. Her yerde yemek yedim. İtalya'nın en güzel yerlerinde, gemilerinde yemek, böyle bir yemek görmedim ben. Bu misafirhanede kimsesizlerin rahat edebilmesi için her şey düşünüldü. Günlük tıraşları yapılıyor, sıcak yemekleri önlerine geliyor. Bu otelde kimsesizlerin kişisel bakımlarından yemeklerine kadar tüm ihtiyaçları dört dörtlük olarak karşılanıyor. İnebilenler yemeklerini aşağı inip yemekhanede yiyorlar. İnemeyenlerin ise yemekler ayağına geliyor. İşte şu anda iki yaşlı vatandaşın yemekleri geldi. Çünkü onlar aşağı yemekhaneye inemiyorlar yaşlarından ve hastalıklarından dolayı. Hemen menüye bakıyoruz. Menülerinde bugün pilav, kadayıf, salata ve et sote bulunuyor. Dışarı çıktıklarında üşümesinler diye kendilerine kışlık yeni kıyafetler de veriliyor. Ekip otosuysa sürekli yollarda. İhbarlar geliyor, dondurucu soğukta kalan evsizlerin peşine düşülüyor. Efendim otelde faaliyetler eksiksiz yerine getirilirken bir yandan da gelen ihbarlar değerlendiriliyor. Az önce Ankara Gazi Osman Paşa tarafından bir ihbar geldi, yine sokakta kalan bir vatandaşın olduğu yönünde. Ekipler hemen harekete geçti. Şimdi o kimsesizin de kimsesi olmaya gidiyoruz. Termometrelerin -16'yı gösterdiği hava şartlarında üstelik 15 santimetre karın içinde poşetten ve kartondan bir yatak. Tenekenin içinde yaktığı cılız ateş onu ısıtmaya yetmemiş olacak ki kendini bir çardağa atmış. Valimizin başlatmış olduğu bir proje var, evsizler projesi. Götüreceğiz seni valiliğin misafirhanesinde, misafir edeceğiz. Gelir misin bizimle? Gelirim, niye gelmeyeyim ki efendim? Hadi bakalım o zaman. Siz de şahit olduğunuz evsiz ve kimsesizlere sıcak bir yuva kazandırmak isterseniz alo 183 ve 155 hatlarından irtibata geçebilirsiniz. Bursa'da bir hırdavat firması hakkında dolandırıcılık zinciri kurdu iddiasıyla iddiası ortaya atıldı. Dolandırıcılık iddiaları üzerine iflas eden firma çıkarılan dedikoduya bakın nasıl tepki gösterdi. Sitem yüklü bir tabela. Tepkiyle başlıyor, tepkiyle bitiyor. Sadece gelip orada bir 3 ay kadar bir açık kaldı. Ondan sonra bir baktık yani yavaş yavaş taşınmaya başladı. Bursa'daki küçük Nilüfer Sanayi Sitesi'nde 5 yıldır faaliyet gösteren hırdavat firması hakkında dolandırıcılık zinciri kurduğu iddiası dolaşmaya başladı. Firma kısa sürede iflas bayrağını çekti.
kapıya bir de tabela bıraktılar. Ağır, çok ağır bir laf. Biz kendimize dedik ya, dedik böyle bir yazı yazılması imkansız bir. O tabeladaki sözleri çevredekiler çok ağır buldu. Herkes yapan Allah'ından bulsun sözünü üstüne aldı. Onlar da haklarında dedikodu çıkaranlara sitem eden firma yetkililerine tepki gösterdi. Her firma iflas edip o yazı yazdırırsa ne olur? Yani güzel bir laf değil yani. İsrail yine Gazze'yi vurdu. Hava saldırısında iki Filistinli can verdi. Gazze semalarında yine savaş helikopterleri uçtu. Bombardımanda iki Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarına bir yenisini ekledi. Helikopterler Gazze'ye füze yağdırdı. İki Filistinli can verdi, biri ağır üç kişi yaralandı. Allah'a